Değerli izleyiciler bu hafta açıklanan destek paketlerini, COVID-19 salgınının küresel ekonomiye etkilerini, piyasalardaki gelişmeleri ekonomi Arda Tunca ile konuşacağız. Ayrıca stratejist Cüneyt Paksoy da bizlere bağlanacak. Üçümüz çok dolu bir haftayı ve önümüzdeki süreci tartışıyor, değerlendiriyor olacağız. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Arda merhaba. Merhaba Nazlı. Eee... Senle en son yapmış olduğumuz yayında e, olumsuz senaryolardan daha bahsetmeyelim, daha çok erken diyordun. Hı hı, hı hı. Şimdiki durumu artık rahatlıkla açıklayabilir miyiz? Olumsuz mudur? Yoksa farklı bir sürece mi giriyoruz? Yeni bir dönem mi var? Ya yani maalesef olumsuz senaryoyu artık konuşmak zorunda olduğumuz bir noktaya geldik. Önlem almak amaçlı ama olumsuz küresel e, bazı olumsuz. Tabii ki, tabii Hı -hı. ki. Yani şöyle, karşımızdaki manzara, o zaman da ne dedik? Ee, ekonomik temelli olmayan ama sonuçları ekonomik olacak olan, e, biraz da ağır olabilecek olan bir senaryo var karşımızda dedik bundan birkaç hafta önce, evet. aynı hafta idlib falan da konuşuyorduk o sırada maalesef o sırada başımıza gelenler nedeniyle. Çok önemliydi. Ama öyle bir akışın içerisindeyiz ki. E, o gündem unutuldu, o gündem rafa kalktı bir şekilde. Şu anda konuştuğumuz bambaşka ve yine biz insanlıkla ilgili bu sefer başka sorunları, çok başka sorunları konuşur hale geldik. Evet önümüzdeki dönem farklı bir dönem. Ee, bir kere şu durumun ne kadar süreceği hakkında hiçbirimizin bir e, kesin bilgisi yok. Fikri var ama kesin bir bilgisi yok. Verilen aralıklar o kadar uzun süreli ki... 2 aydan 3 aydan 18 aya kadar giden tahminler Doğru. yapılıyor. Bizim de aklımız karışıyor. Çünkü biz kendi alanımızın dışında bir konuda konuşamayız, bilemeyiz. İşin tıp, bu işle ilgili önlemleri alanların öngörde, öngörebileceği bir durum ki onlar da zorlanıyor. Çünkü böyle bir böylesine bir boyutta önceden yaşanmış en son İspanyol gribi var 1918-1920 arasında. Dolayısıyla şu anda yaşadıklarımızın ne kadar süreceği hakkında pek bir fikrimiz yok. Bu nedenden dolayı da işin ekonomik boyutunda nasıl bir manzara ile karşılaşacağımızı 3 aşağı 5 yukarı artık biliyoruz. Artık bazı şeyler kesinleşti çünkü dünya resesyona giriyor. Bu işin başını çeken büyük ekonomiler resesyonda. Avrupa bu işin merkezi haline geldi. Şimdi Amerika'ya kaydı. Şimdi evet, başlamış başkanı, bir süreç. Açıkçık, dün yapmış olduğu televizyon e, kanalında yapmış olduğu röportajda ABD resesyonda olabilir dedi ama aslında bunu söylemiş oldu. E, e, tabii yani şimdi Hı -hı. karşımızda dün gelen bir veri var. E, Mart ayında yüzde üç buçukla 101 ay üst üste iş gücüne insan katabilmiş olan yani iş gücünü geliştirmiş olan bir ekonomi ve tarihi 50 yılın dip seviyesinde bir işsizlik görüyor. Fakat bu çeyreği kapatan bu şekilde kapatan Amerikan ekonomisi hakkında bir dönem sonra yani bir çeyrek sonrası için bu defa %30 oranında bir işsizlik görülebilir mi acaba tahmininin yapıldığı son derece enteresan son derece tarihi bir süreçten geçiyoruz ve bunun yanı sıra merkez bankalarının 2008 krizinden sonra elindeki politika aletlerini tükettikleri, çok fazla manevra alanlarının kalmadığı, artık bundan sonrasının maliye politikalarıyla çözülebileceği bir ekonomi dünyasının içinde bütün opsiyonlar kullanılmış durumda, tamamı açılmış durumda ve buna rağmen şu anda konuştuğumuz arz yanlı başlamış olan bir şok yani üretimin aniden durması bunun karşısında işsizlik karşısında talebin nasıl canlanacağı ki burada altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. Enflasyon falan değil artık bundan sonra konu. Yani bırakalım enflasyon olsun bundan sonra. Konu o değil. Şu anda bir salgın hastalık nedeniyle iş yerleri duruyor, fabrikalar kapanıyor dünya ölçeğinde. Bunları konuşmaktan herhalde artık çekinemeyiz olumsuz senaryo çünkü patır patır her tarafta haber akıyor bununla ilgili. Bununla anlamı yok. Yani küresel bazdaki durumu anlatıyorsun şu an. Evet küresel e, yönetmenim bazdaki Cüneyt durumu. Cüneyt Paksoy'un da bize bağlandığını tamam. söyledi. Bir tamam. üçümüz değerlendirelim. Bir Cüneyt'e merhaba diyelim. Hı -hı. Cüneyt Paksoy, e, öncelikle Cüneyt merhaba demek istiyorum. Çok dolu bir hafta gerçekleşi gerçekten yaşıyoruz. Sık sık alınan kararları takip etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇stersen biraz önce Arda küresel bazdaki etkilerinden bahsediyordu ama aslında bahsettiği her şeyi Türkiye'de de görmeye başladık. Fabrikaların kapanmasından bahsediyor. Ben direkt konuya alınan önlemlerle girmek istiyorum. Ee, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir e, paket açıkladı. O paketten sonra hepimiz bir acaba yeterli mi diye konuştuk. Programlarda bunu konu ettik. Daha neler eklenebilir derken gerçekten de e, yaşadıkça eksikler görüldükçe e, aslında e, yara bandı etkisi demek istiyorum ona. Hemen o eksiği kapamak için yeni bir önlem açıklanıyor. Sen bunlarla ilgili e, ne düşünüyorsun? Özellikle işsizlik söz konusuyken biraz önce Arda da söyledi. Fabrikalar kapanıyor, çalışma duruyor dedi. Senin görüşün nasıl? Valla global ölçekte öncelikle yayınlar sevgili Nazlı, sevgili Arda. Global ölçekte şu ana kadar test etmediğimiz, yaşamadığımız bir süreci yaşıyoruz. Yani tam tarihlerde savaşlar olmuş. 29-30 Bukran'ı biliniyor. Sonrasında bir iki Dünya Savaşı var. Ee, ama e, bu kadar birbirine entegre olmuş bir dünyanın e, bir anda birbirine kapılarını kapatması her anlamda. Yani bugün e, Çin'in işte salgını yenme haberlerini konuşuyorken Çin'in kendisine verilmiş siparişleri ertelemesinden dolayı ekonomisinin yeniden tehdit altında olduğu haberleri geliyor. Yani tam bir e, anormal bir durum ve bunun getirdiği anomali piyasalarda bu kadar para e, açıklandı e, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da ama hala piyasalarda kalıcı bir imserlik oturmamış. Hareketler tepki işte bugün an itibariyle borsadaki hareket dolar endeksi hala güçlü seyrini koruyor. Çünkü herkes bir şekilde önünü göremediği için risklerden kaçıyor. Şu ana kadar alınmış önlemleri ikiye ayırmak lazım. Finansal önlemler onu merkez bankaları yaptı. E, kamusal önlemler yani mali önlemlerde o da özel sektör özel sektör bankacılık arasındaki problemleri gidermek. Yani sizin de dediğiniz gibi üretim bandını, üretim isteğini, üretim talebini masada tutup işsizlik noktasında üretimin kesilmesini engellemek, üretim iştahını kesilmesini engellemek. Bunu yalnız proaktif bir süreç olarak düşünelim. Yani yetmedikçe, çünkü söylemler bakın öyle, dün Powell çıktı, FED Başkanı aynı şeyi söyledi. E Trump'ın 2 trilyon dolarlık paketinin içinde bu da var. Yani bizde de aynı şey geçerli olacak. Önlemler sürece göre ilerleyecek. Çünkü 3 aylık bir dönemde kamu borçlarını erteledi, bankalar kredi ödemelerini erteledi ama 3 ay sonra biz bu krizi yenmiş durumda isek hasar tespiti yapılır. E yeni bir programla devam edilir ama Allah korusun beklemiyorum dilemiyorum kriz yenilmediyse, virüs hala dünyada etkili olmaya devam ediyorsa, o zaman e, önlemler de, süreçler de e, değişimler göstererek ilerleyecek. Yani çok proaktif bir dönemdeyiz, proaktif bir şekilde süreci takip etmek zorundayız. Biz yorumcular e, bile zorlanırken, muhtemelen bu işi yönetici tarafında olanların da anlık piyasayı kendi verileriyle hem reel sektörü hem piyasa kodlarını hem makro hem mikro tarafı izleyip ona göre karar alacaklarını şu ana kadar yaptıkları gibi bundan sonra da öyle devam edeceklerini düşünüyorum lazım. Cüneyt biraz önce çok önemli bir konuya değindin. Aslında çoğu izleyicimizden de gelen sorular da bu açıda. Biz de bunu olabildiğince konuşmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. 3 ay sonra ne olacak? Eğer dediğin gibi bu salgına bir çözüm bulunabilirse bu 3 ay içerisinde neden spesifik olarak hepimiz 3 aydan bahsediyoruz? Krediler. Krediler ne kadar ertelendi? 3 ay ertelendi. 6 aylık vergi ertelemelerinden bahsediyoruz. Ama o vakit geldiğinde ne olacak diyoruz? Biraz önce dedin ki eğer konu oraya gelirse 3 ay sonra tekrardan bir yeni bir dönem olur ve tekrardan bir yapılandırma olur diye anlıyorum bu seni söylediğinden. Kesinlikle yani bu bir gereklilik zaten. Yani bu iş artık G20 özeline gel geldi. Dün telekonferans yapıldı ilk liderler. Yakında merkez bankaları ve liderlerin en zamanında toplantılarına bile şahitlik edebilir dünya. Çünkü bir şey zaten problemliydi. Büyüyemeyen dünyada borçların ödenememe riski, bunun da global tahvil piyasasına olası etkileri sistemik olarak. Şimdi bunu çok yüksek tonda söylüyoruz. Zaten hasta bir dünya ekonomisi vardı. Virüs bu hastalığı daha da katalizörlü, kaldıraçlı bir şekilde yukarı taşıdı. Ve en sonunda sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya özelinde borç alacak teminat ilişkisi bir kez daha dizayn edilecek bunu G20 platformunda mı yapılacak başka bir yerde mi yapılacak ama biz e, virüs 3 e, ayda bitiyorsa yeniden her şey normale döndü demek için erken diyeceğiz. Çünkü ne kadar e, hasar tespiti yapıldı ne kadar hasar olacak bilmeyeceğiz. Ve şunu da söyleyeyim. E, global ölçekte e, ABD'den başlayarak Avrupa ve Asya'ya yayılacak şekilde önemli kamulaştırma e, imk, e, süreçleri de izleyebiliriz mecbur kalarak. Onun için yani özel sektör ...kamu, e, bireyler... ...herkesin toplam mücadelesi... ...insanlığın bir testi. Kapitalizm dönüşüm testi bu. Onun için ben 3 ay sonra... E, ...gelinen durumda tekrar gündeme... E, ...alınacak, masaya atılacak. Hatta 3 aya kadarki süreçte bile... ...muhakkak işletmelerin kredileri... ...işletmeler onları ödeyebilir... ...hale gelene kadar ve ellerinde... ...bulundurdukları e, ist istihdamı... E, ...vazgeçmeden... ...yollarına devam etmeleri. Bu e, ana amaç. Yani ana ekonomi global ölçekte birbiriyle tekrar tedarik zincirini de düzelterek normalleşmeden finansın normalleşmesini veya ödeme sisteminin normalleşmesini ya da likitte krizinin tam olarak bittiğini söylemek için çok erken olur. Onun için üçer aylık dönemler halinde belki izleyeceğiz bu süreci ama biliyoruz artık hani bir virüse çare bulunur veya virüs pik yapar ama o gelene kadar hakikaten süreç dediğim gibi önemli bir süreç ve belki de global dünyadaki sistemi tekrar kodlayacak kapitalizmi dönüştürecek olan bir süreç Cüneyt çok teşekkür ediyoruz bize katıldığın değerlendirmelerde bulundun zaten biliyorum evdesin o yüzden sık sık sana bağlanmaya hafta içerisinde de devam edeceğiz diyelim hafta içerisinde derken haftaya haftadan bahsediyorum çok teşekkür ediyorum şimdi sevgili evet. seyirciler kısa bir reklam aramız var sonra Arda Bey kaldığımız yerden devam edeceğiz Değerli izleyiciler, Ekonomist Arda Tunca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arda, evet, bütün senaryoları aslında konuşma vakti. Evet. Ee, fabrikaların kapandığından bahsettin. Ee, kamunun kamulaşmadan kamunun üzerine gel gelecek olan yükten biraz önce Cüneyt bahsetti. Hı hı. Alınan önlemlerden bahsettik. Ee, küresel bazda alınan kararları ve Türkiye'de alınan kararları nasıl değerlendiriyorsun? Biraz önce de merkez bankalarının hareketinden bahsettin. Evet, orada... Kaldığımız evet, yerden aslında kaldın, devam, edelim. devam edelim. Yani küresel küresel ekonomi e, burada 2008 krizinden sonra geldiği noktada dediğim gibi para politikalarının neredeyse tamamı bütün bütün araçlar büyük ölçüde tüketilmiş durumdaydı ve manevra alanı kalmamıştı ve Cüneyt'in de az önce belirttiği gibi 2008 krizinden sonra zaten tam anlamıyla toparlanamamış 2008'den 20'ye kadar 12 yıllık bir süreçte tam anlamıyla toparlanamamış bir ekonomide biz maliye politikalarının da ne kadar devreye girmesi gerektiğini, nasıl dizayn edilmesi gerektiğini konuşurken tam tekrar altını çiziyorum. Ekonomi kaynaklı olmayan bir sorunla karşılaştık ve bu sefer karşımıza çıkan sorun domino taşı gibi yavaş yavaş indirerek gelmedi. Bir anda olduğu gibi bir çökme yaşadık. Çok ani oldu, çok hızlı oldu. Çünkü geldiği zaman krizler, ekonomik krizler tarihe baktığımız zaman ağırlıklı olarak hep finansal tarafta ya bir da bir takım varlıklarda balonların oluşmasıyla, balonların şişmesiyle ve balonların patlamasıyla karşımıza Tabii, çıktı bugüne kadar. Tabii hep ne dedik? Morguç balonu dedik. Evet. Tabii. Fakat bugün burada böyle bir durum yok karşımızda. Bambaşka bir durum var. Ee, Konu reel sektör tarafından başlamış bir kriz olsa dünya ölçeğinde ya da 2008'de olduğu gibi finansal taraftan başlamış bir kriz olsa karşımızda o tarafta hangi mekanizmaların devreye sokulacağı, hangi kanalların kullanılacağı ve hangi süreçte nelerin olabileceğini biraz öngörerek yine tahminlerde bulunarak yapabiliriz, uygulayabiliriz. Fakat şu anda karşımızda bir virüs var ve dünya tarihinde belki de ee, karşımıza çıkmış en önemli olaylardan son 100-150 sene içerisinde karşımıza çıkmış olan en önemli olaylardan bir tanesini şu anda yaşıyoruz. Bunu da bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Ona göre önlemleri almamız gerekiyor ve dünya genelinde, Türkiye'de atılan adımlar var ve arkası da gelmek durumunda. Çünkü yine deminki konuşmaya döneyim. Konu enflasyon değil. Paranın bolluğu değil, varsın olsun para piyasada, likidite olsun sorun değil bu. Şu an için diyorum bunu. Normalde önerilecek şeyler değil bunlar. Bunun da çok iyi farkındayım. Ama şu anda burada değiliz. Konu burası değil. Şu, an, şu anda istihdamı ayakta evet. tutmak. Şu anda siz ısınmış bir ekonomiyi, enflasyon içine girmiş olan bir ekonomiyi oradan aşağı tekrar toparlarsınız. Biraz soğutursunuz motoru, aşağı indirirsiniz ama durmuş olan bir ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, tekrar canlandırmak talep tarafında o esneklik o kadar yoktur. O tarafı şu anda ayakta tutmak gerekiyor. Hı hı. Geçene kadar bunu ayakta tutmak gerekiyor. Ha burada herkese fedakarlık düşüyor mu? Evet düşüyor. İşverene de düşüyor, işçiye de düşüyor, mavisine, beyazına, yakalısına herkese düşen bir fedakarlık var şu anda. Küresel boyutta konuşuyorum bunu. Herkese düşen bir fedakarlık var ve bunu da yerine getirmek yapmak zorundayız. Bir takım sesler de geliyor. Cüneyt'in az önce söylediği gibi kapitalizmin sorgulanması. insanlar çıkmışlar bugün her tarafta. Dünya gelinden söz ediyorum şu anda. Şunu söylüyorlar. Finans piyasalarını kurtardınız 2008'de. Finansal bir kriz vardı. Finansal çözümler vardı. Ama kurtardınız. Kamulaştırmaları da yapmak pahasına. Yaptınız bunu. Evet. Bugün bir insanlık sorunu var. Başka bir yerden yakaladı hepimizi. Hepimizin şu taşıdığımız vücudu ilgilendiren bir yerden yakalandık buna. Bunun çözümü tıpta ama hep birlikte yaşamak, ayakta kalmak zorundayız. Şu anda böyle bir yerdeyiz. Onun için hepimizin üstüne düşen fedakarlığı da yapmak zorundayız. Yine tanımlanması kapitalizmin tanımlanması dedi. Evet, söylüyorduk bunu. Hep üretimin ikinci plana atıldığı bir dünya kuruldu. 29 iktisadi krizinden sonra alınan önlemlerin hepsini 1980'lerde takır takır bıraktı bütün piyasalar dünya elinden. Halbuki orada bir takım sigortalar inşa edilmişti. Ekonomik önlem anlamında finans piyasası için olsun, reel sektör için olsun. Ama finans piyasası kendi başına aldı, apayrı bir dünya kurdu kendine. Halbuki finans piyasası reel sektör tarafında finanse etmek, üretimi orada ayakta tutmak hatırlayalım yani bu temellerin evet. ekonominin bunları hatırlamaya ihtiyacımız olan günlerdeyiz şu anda ama hayır kendi içinde paketler kurarak o paketlerin içerisinde yeni finansal ürünlerle arkasında kimsenin ne olduğunu dahi anlamadığı algoritmaların yazıldığı bir dünya orada yaratıldı ama hayır finans piyasası onun için yoktu olmamalıydı zaten bir tarafta reel sektör vardı, onun desteklenmesi için, o mekanizmaların, o çarkların dönmesi için vardı. Ama bunların hepsini unutuyor. Şimdi insanlık diyor. Ki, şimdi de başıma bu bakalım, geldi. Buyurun, kim evet. kurtaracak şimdi bunu? Ne kadar doğru. Konu bu. Ne kadar Şu anda doğru. konu bu. Peki bu anlattığınla ilgili olarak sana bu soruyu sürekli soruyorum ama bu sefer gerçekten merak ediyorum. Nasıl telefonlar alıyorsun müşterilerinden? Neyle ilgili alıyorsun? Yani ileriye dönük ne yapalım diye mi? Reel sektör. Ee, müşterilerin ne şu an önünü nasıl Vallahi görüyor? Şu anda şu anda aslında bir takım bazı tatsız haberler de alsak, mutluluk verici bazı haberler de olduğunu da söyleyeyim. Şu anda herkes birbirine son derece insani duygularla destek verme çabası içinde. Herkes birbirini yaşatmak zorunda. Hı hı. Öncelikle bütün konuşmalar Sağlıklı günlerde inşallah beraber olmak dileğiyle diye başlıyor. Çünkü insanlarda bir duygusal boyut da oluşmaya başladı. Herkes birbirine destek verir nitelikte gidiyor. Bu işin sevindirici tarafı sükunetle, rasyonel düşünerek, sakin kalarak bu süreci hep birlikte atlatmak zorundayız, atlatacağız. Yani Karşımızda görmediğimiz bir şeyin bir tehdit oluşturduğu bir durumla evet. karşı insan, bu konunun bir insanlık boyutu da var kesinlikle, kesinlikle var kesinlikle. bunu asla ve hiçbir şekilde unutmadan hepimiz üstümüze düşen fedakarlığı toplum olarak yaparak e, gideceğiz ve çıkacağız bu işin e, bir yerinden onun için bütün sağlık çalışanları hakikaten bu sabah bir doktor arkadaşımla <laughs> konuştum. Onların hepsinin yaptığı Artık büyük fedakarlık var. Artık öksürmeyi de korkuyorum Ayda. <laughs> Yanlış anlaşılacak diye tutuyorum sizi. Yok aldık önlemlerimizi. Yani maskelerimiz, eldivenlerimiz, hepimizin çantamızda, mesafeleri koruyarak bunları yapacağız. Yapmak zorundayız da. Ee, evet kolay bir dönem yok önümüzde. Bu realiteyi bilelim. Ee, ona göre gidelim, ona göre çalışalım, ona göre azmedelim. Ee, birbirimize yardımcı olacağız. Toplumsal Kesinlikle. dayanışma. Küresel bir toplumsal dayanışma zamanıdır bu şu anda. Bu sınavı da dünya insanlık vermek zorunda. Yok öyle ben o kontratlardan çıkıyorum, ondan çıkıyorum. İşte hava, küresel Aynen, iklim öyle. değişikliği benim sorunum değil. Buna inanmıyorum. Virüs vardır yoktur falan. İşte ortada, ortada durum ortada. Onun için herkes sahip çıkmak zorunda birbirine. Bu anlattığını bir örnek vermek istiyorum. İsim vermeden söyleyeceğim büyük bir kurum. Hı hı. Ee, kendi bölümleri var. Bir tanesi elektronik eşya satıyor. Bir de aynı zamanda da marketi var. Kendi hı hı. çatısı altında. Elektronik eşya satan bölüm kapandı. Ama çalışanlarından orada çalışanlarından e, birkaçı gerçekten zor durumda kalıyor. Ama öbür taraftan da markette çalışanlara desteğe ihtiyaç var. Bu arada bizler burada dışarıdayız. E, mecburen haberleri aktarmak için biz işe geliyoruz. Bütün gaz hı hı. gazeteci arkadaşlarım çalışıyor. Marketlerde herkes çalışıyor. Dışarıda e, belediye görevlileri etrafı dezenfekte ediyor derken e, bu kurum Gerçekten çalışmak isteyen ve ihtiyacı olan gelirini devam ettirmek için bazı çalışanlarını elektronik eşya satma bölümünden marketlere taşımış hı hı. ve onlara işinde devamlılık sağlaması hı hı, için hı. yani kısa çalışma ödeneğinden değil de gerçekten full mesaisi kapsamında çalışmaya devam edebilmesi için olanak sağlamış demek ki isteyince aslında ve bazı şeyleri ayarlayabiliyorsun. Evet olacak yapmak zorundayız yani yapacağız hep birlikte yapacağız bunu yani kusura bakma biraz ekonominin dışına ama, ama çok önemli. şu anda konuştuğumuz şey konuşamayız yani bunu yani işte yok borsada dip görüldü mü kur şöyle mi gitti bu Böyle... tamam anlıyorum bakacağız bunlara da bakacağız hı hı. yani bunlar da bir şeylerin göstergesi ama şu anda bunlar üstüne tahmin yapabilecek yerde değiliz, değiliz. İşte ekonominin e, bilim olarak düşündüğümüz ekonominin e, sosyal tarafına sosyolojiyle bağlantısına psikolojiyle bağlantısına e, uluslararası ilişkilerle bağlantısına bu tip bu tip yerlere işte geldik yıllarca da bunları konuştuk ettik evet. ama e, ne kadar ses getirdi bilemiyorum ama Herhalde yani çok üzülüyorum bunu söylemekten dolayı ama maalesef ki böyle bir tecrübeyle bunları konuşma noktasına geldik. Keşke şartlar iyiyken, koşullar iyiyken, hava güneşliyken keşke bunları konuşabilseydik. En son programda konuştuğumuzda o kötü senaryoyu konuşmak inşallah söz konusu olmaz demiştik ama konuşmak zorunda kaldık. Ama tamam olacak bir de şöyle bakalım dünya tarihinde bunlar yaşandı. İlk kez yaşamıyoruz bunları bunun bedelini eskiden işte atalarımız dedelerimiz ödediler bir takım bedeller ödendi, gelindi insanlık ayakta kaldı. Bugün de bunun da çözümü bir şekilde bulunacaktır. Şimdi bilim daha ileride, teknoloji daha, daha ileride, imkanlar daha fazla. Önemli olan bu bu süreci talebi düşürmeden dönelim tekrar ekonomi tarafına. Talebi düş, düşecek tabii ki düşecek. Düşürmeden demeyeyim. Zaten alınan önlemler şu anda mecburuz bu önlemleri almaya ve düşecek ama, ama sıfırlanmayacak. Sıfırlanmasın. Hı kötü bir yere gelmeyelim. Çıkışın daha kolay olabileceği şartları, o iklimi canlı tutalım. Yani sinirlerini öldürmeyelim vücudun. Hı hı. Ekonomiyi bir vücut olarak ele alacak hı hı. olursak sinirlerini öldürmeyelim. Ondan sonra enflasyon falan gelebilir. Ertelenmiş bir talep olacak. Bu ertelenmiş talep keşke dönsün geri bu iş bittikten sonra. Yani talep olarak geri dönsün. E çünkü üretim yerleri evet üretim hemen ayağa kalkabilir o taraf daha esnek olacaktır ama ayağa kalktıktan sonra da bunun satılabildiği bir ortama da ihtiyaç olacak. E bunu da dikkate almak zorundayız. O ertelenmiş talep çok güçlü olmasa bile ki öyle olmasını da beklemiyoruz ama güzel bir şekilde geri gelsin. Hem çarklar dönmeye başlasın, üretim tekrar dönmeye başlasın ve buradan da e, nakit Likitte tekrar akmaya başlasın. Yani verilen para tekrar çekilir. Onun merkez bankaları açısından yöntemleri var bunun. Maliye politikasında kullanabilirsiniz. Merkez banka para politikasında kullanabilirsiniz. Bütün bunların yöntemleri var bir şekilde. Ha, hasar olacak mı? Evet olacak. Minimum hasarlama atlatmanın buradaki en temel noktası kaynağı hastayı öldürmemek. Sinirlerin uçları canlı kalmak zorunda. Buna dikkat ederek gideceğiz. Onun için Türkiye'de aldığımız önlemler, yurt dışında alınan önlemler. Bir de şunu da söyleyeyim. Mükemmel bir, diye bir paket yok. yok. Çünkü burada neyin ne kadar varacağını. Cüneyt'e de sorar, e, sorumu sorarken şunun altını çizmek istedim. Yaşayarak hataları görerek, eksikleri görerek hemen telafi ediliyor. Yani öyle bir süreçteyiz. Hata tüm eksik öbür Bir de ne kadar yani hata mı yapıp yapmadığımızı da anlayamadan geldi bu Nerede, ne kadar o hata doğru. yapabiliyor, hata yaptığımızı fark etmemiz bile birkaç artık saati alıyor gün diyemiyorum artık öyle o kadar kısaldı ki çünkü birkaç saati alıyor öyle bir noktaya geldik. Yani yaptığımız hatayı fark etmemiz de bir an anında karşımıza çıkıyor bu, hemen hatayı yakalayabilir duruma geldik maalesef ki e, iyi ki ya da maalesef ki bilemiyorum neye göre değerlendireceğimizi. Sen Ama, de şaşırıyorsun Evet şaşırdım. İtiraf ediyorum şaşırdım. Evet. Ama ee, ama şu anda bu bulunduğumuz noktada, bu, bu bugünkü koşullar altında e, bütün yönetimlerin dünya genelinde reflekslerinin de canlı olabilmesi, hemen yeni bir paket varsa ortaya koyabilmek, B planı, C planı, D planı, neyse artık bunların bugünden düşünülmüş olması ve ortak aklın bir araya getirilmiş olması şu anda çok önemli. Çünkü ne kadar süreceğini bilmiyoruz hakikaten bunu. Aynen öyle. Bilmiyoruz. Amerika'daki e, paket ile ilgili senin düşüncen nedir? Süremiz bitmek üzere hı hı. ama bu soruyu niye sordum? 2 trilyon dolardan bahsediliyor. E, ve burada 2 dakikamız varmış yönetmenim şu an söyledi. E, burada önemli olan konu açıklamaları da takip ediyorum. E, birincisi oradaki gelişmenin Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler için önemine. Birinci hı hı. sorun bu. Hı hı. İkincisi e, vaka ve ölüm sayısı en çok artan ülke haline gelmiş durumda sence onlar bu paketi devreye sokmak için daha sokulmadı bile hı hı. sokmak için geç mi kaldı? Sokmak zorundalar. Geç biraz kalındıysa bile evet baştan çok hafife aldığını Trump'ın açıklamalarından dinledik. Hı hı. Boris Johnson'da da maalesef çıktı bugün ama i̇şte onun evet. da konuyu baştan nasıl ele aldığını biliyoruz. Daha sonra e, düzelttiler hatalarını diyeyim. Doğru. Evet biraz geç kalındı ama bu paket devreye girmek zorunda. Yani Amerikan halkı için de girmek zorunda. Artık bu küresel dünyada demin Cüneyt'in de belirttiği gibi herkes birbirine bağlı durumda. Orada atılacak olan adımlar nasıl İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra talep yaratmak için evet. Marshall yardımı yapıldı Amerika Doğru. tarafından. Bir talep yaratılması söz konusuydu. Amerika kendisi için ve dünya için her taraf için bunu yapmak zorunda. Bunu yaparken de gelişmekte olan ülkeler 2008'deki gibi bir beklenti içinde olmayalım neyi beklemeyelim? Oradaki para bolluğu gelişmekte olan ülkelere aktı 2008'den sonra ve hatta o zaman dünyanın ekonomik merkezi gelişmiş ülkelerden gelişmekte olanlara kaydı. Dünyanın ürettiği geliri toplam milli gelirini dünyanın diyelim o sıradaki bunu gelişmekte olan ülkelerin payının çok büyük arttığı bir dönem yaşandı. Çünkü o akan parayla üretimi sırtladılar götürdüler. Bu sefer böyle bir şey bekleyecek durumda değiliz. Çünkü böyle bir ayrışma Yok şu anda. Bütün dünyayı vurmuş bir durum var. Öyle bir para akışı pek söz konusu en azından başlangıçta olmayacaktır. Sonrasına bakacağız diyorum. Arda çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler Arda Tunca'dan değerlendirmeleri aldık. Çok önemli detaylara değindi. Gerçekten e, tekrarının izlenmesi gereken bir program oldu. Kendisine teşekkür edelim. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Evlerinizde kalın lütfen.